Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf yazarlık ve yazma becerileri dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'sini alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 7. sınıf yazılarında linklerine oradan ulaşabilirsiniz. Zaman kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Tatlı dil. Mağaza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz. Hepsi güler yüzlüdür, içlerinde pek de güzelleri vardır. Ama dilleri olmadığı için soğukturlar. Sahici insanları güzel yapan, sıcak yapan dildir. Ama her dil değil, dilin de tatlısı olmalı. Allah bir adama her şeyin tatlısını, yalnız dilin acısını verdi mi ne yapsan kâr etmez. Öylesine sevimli, cana yakın olmasına imkan yoktur. Çünkü o dil ağzın içinde her dönüşünde can yakar, kalp kırar. Ama tatlı dil öyle mi? Ya, yılanı deliğinden çıkarır derler. Ne kadar öfkeli olursanız olun, tatlı dil sizi yatıştırır. En yapamayacağınız işleri size tatlı dille, güler yüzle yaptırıverirler demiş. Tatlı dil diye bir metnimiz var. Metnimizi okuduk. Sorularımıza bakalım arkadaşlar. Mağaza vitrinindeki mankenler niçin soğukturlar? Bakın cümle içerisinde de bakarsanız mankenlerin soğuk olmasının sebebini şurada diyor ki bakın sıcak yapan dilidir diyor. Bakın sahici insanları güzel yapan, sıcak yapan dilidir demiş. Yani dil sıcak dilleri hatta sıcak dilleri de demiyoruz. Tatlı dilleri diyelim. Olmadıkları için soğukturlar diyebiliriz. Ya da tatlı dilleri olmadıkları için diyebiliriz. Tatlı dil insanlara ne gibi yararlar sağlar? Arkadaşlar siz böyle çok güzel mankenlerde güler yüzlü olmasanız da ya da çok güzel biri de olmasanız da tatlı dil size diyor bakın neler yaptırıverir diyor. En yapamayacağınız işleri ve güler yüzle yaptırıverir demiş. Yani yapamayacağınız işleri yaptırır. İşleri yaptırır. Metnin ana fikrini yazınız demiş. Arkadaşlar bize göre ana fikri en önemli şey tatlı dildir diyebilirsiniz. Yani asıl güzellik tatlı dilde yazabilirsiniz. Ha, sizin aklınıza farklı bir şey gelirse de bunu yorum kısmına yazabilirsiniz. Aşağıdaki kutucuklardaki cümlelerin ifade ettikleri duyguyu pişmanlık, beğenme, sitem, şaşırma, özlem, azımsama kutularının alttaki boşluğa cevaplarını yazınız demiş. Bakalım. O kadar fakirdi ki birdenbire nasıl zengin oldu? Bak ne yapmış, böyle bir şaşırma var değil mi? Ya o kadar fakirdi ki lan birdenbire nasıl zengin olmuş dersen burada ne yaparsın? Şaşırma görebilirsin. Araba dediğim böyle geniş ve rahat olmalı. Yani ne yapmış? Bak beğenmiş değil mi? Beğenme var. Beğenme. Buraya geldin ama bize uğramadan gittin. Ne var? Bir sitem var değil mi? Ya buraya kadar geldim. Bunca yol geldin. Bize uğramadan gittin diyor. Bir sitem görebilirsiniz burada. Keşke yanıma fotoğraf makinesini alsaydım. Tüh. Keşke diyor. Keşkeler ne içindir? Pişmanlık içindir. Bizim videolara da yazanlar var öyle. Hocam keşke yazıldan önce izleseydim demiş. Aynı sorular çıktı filan yazanlar var. Onun için pişman olmamak için önceden izlemenizi tavsiye ederiz. Sana ne kadar az harçlık veriyorlar. Bak ne yapmış? Küçümsemiş değil mi? Ya bu ney demiş? Kuş harçlığı gibi minnacık bir şey demiş. Burada da azımsamaydı herhalde içerisinde. Küçümseme olarak da yazabilirsiniz ama soruya uygun olarak yazalım. Azımsama. Yıllardır görmediğim köyüm burnumda tütüyor. Ne var? Büyük bir özlem duygusu vardır. Geldik arka taraftaki sorular arkadaşlar. Aşağıdaki metinlerin anlatım biçimini altındaki boşluğa yazarak açıklama, tartışma, öyküleme ve betimleme şeklinde yazınız demiş. İlk cümlemize bakalım arkadaşlar. İlk metnimize bakalım. Dünya güneşin etrafındaki bir tur dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. Dönüş hızı oldukça fazla olmasına rağmen insanlar bunu fark edemez. Milyarlarca yıldır aynı yörüngede ve yüksek hızda dönmesine rağmen hiçbir düzensizlik görülmez demiş. Baktığınız üzere arkadaşlar dünyanın güneş etrafındaki hareketinin bir açıklamasını görebilirsiniz burada. Bir açıklama metni var idi. Geldik ikinci metnimize. Kartaca-Roma Savaşı'nın sonunda Roma ordusu galip gelir. Roma komutanı büyük bir törenle Kartaca'ya girer. Tam bu sırada bir kadın komutanı görmek istiyorum diye bağırır demiş. Baktığınız zaman sanki böyle bir hikaye, bir şiir gibi böyle aktı gitti değil mi arkadaşlar? Ondan dolayı burada öyküleme vardır. Öyküleme sanatı vardır. Şişman, çarpık bacaklı, uçları aşırı doğru aşağı doğru kıvrık bıyıklı, avuçları nasır bağlamış, dört köşe elleri olan bir adamdı. Su rengindeki gözlerinde düşünceli bir ifade vardı. Şapkasının altından fırlayan saçları dik ve dağınıktı. Gözlerinizi kapattığınızda buradaki yazı aklınızda canlanıyor değil mi arkadaşlar? Aklınızda canlanıyorsa biz buna betimleme sanatı deriz. Betimleme sanatı bir insanın görmediği bir ortamı ya da bir kişiyi aklında canlandırmasını sağlayan bir sanattır. Başarılı olmak için bir şansa ihtiyacın olduğunu düşünen insanlar var. Gerçek hiç de öyle değildir. Başarılı insanlar çabalayarak, terleyerek başarılı olmuşlardır. Başarılı olmayanların da kendilerine güvenmelerinin etkisi olduğu gibi demiş arkadaşlar. Güvenmelerinin etkisi olduğu gibi. Şimdi burada baktığınız zaman geriye zaten tartışma kaldı. Burada başarılı ve başarısız insanlar aslında karşılaştırma yapılmış ama yine biz buna tartışma diyelim. Tartışma. Geldik bir test sorumuz var, ona bakalım. Bulmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde hatırlamak anlamında kullanılmıştır? Oyuncakçı da kardeşimin hoşuna gidecek bir oyuncak buldum. Bak bir oyuncak hatırladım diyor mu demiyor değil mi? Bulduğundan bahsediyor. Konuşa konuşa akşamı bulmuşuz. Şimdi ödevi nasıl yetiştireceğiz? Yani konuşa konuşa akşam olmuş diyor. Yine hatırlamak anlamı burada da yoktur. Bu kitabı sizin kitapçıda bulabilir miyiz? Yine bulmak fiilinden bahsetmiş, hatırlamaktan değil. Düşünüyorum bir üst sokağın adını bir türlü bulamıyorum. Yani bir üst sokağın adını bir türlü bulamıyorum yerine mesela hatırlamıyorum diyebilirsen hatırlamıyorum şeklinde yazarsan arkadaşlar ne olur? Cümle anlamını devam ettiği için istediği doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yardımlaşmanın gerekliliğini anlatmaktadır demiş. Bakalım. Taşıma su ile değirmen dönmez demiş. Yani böyle kıdım kıdım bir iş yapmayla bir işi yapamazsın. Yani başkasının sana yardımıyla bir iş yapamazsın demiş. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bak burada neyden bahsetmiş? Dayanışma ve yardımlaşmaktan bahsetmiş. Üzümünü ye, bağını sorma. Ya sen nereden geldiğini boş ver diyor. Yani sen işine bak diyor. Zorla güzellik olmaz derken de arkadaşlar bir insanı zorla kendinizi sevdiremezsiniz ya da iyi davranamazsınız demiş. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Dediğim gibi tartışma, betimleme, öyküleme, açıklama gibi metinlere dikkat edebilirsiniz. Buradaki metnin ana fikrini de yine sizden yazabilirsiniz. Yani siz de kendi fikirlerinizi sunabilirsiniz. Ben genelde bu tarz sorularda yazma becerilerim, yazarlık ve yazma becerileri dersinde arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Başlığı sizden yorum olarak istiyorum. Yine öyle yapalım. Bu başlığı yorum olarak bize yazın. Hani tatlı dil değil de başka bir başlık olabilir. Mesela sıcakkanlı, sıcak insan nasıl olur ya da sıcak dil diyebilirsin. Farklı bir başlık koyabilirsiniz. Bu sınavdan beklediğimiz not diğer sınavlar gibi bir çizgi, iki yuvarlak, gülen yüz almanız. Bir sonraki güzel derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.